Evet. Orada kaldı. Ahit sandığı olmayayım. konusunda özellikle şunu çok net. Yani diyoruz. siz diyor musunuz ki böyle bir arayış yok mu diyorsunuz, yok zaten. sandık yok mu? Yok diyorsun? arayış yok. Yani Yahudinden Ama sandık yok demiyorsunuz. Sandık yok. Sandık, sandık yok. Sandık Vardı yok. Diyorsun. Evet. Sandık da yok. Yani sandık. onu ben katılamam. Evet. Sandık ya ileriki dönemlerde, adı... evet. ileriki dönemlerde hiçbir <laughs> şekilde ne Müslüman'ın ne Yahudisi ne Hristiyanı tarafından ne aranılıyor ne bulunmasıyla alakalı bir bilgi var. Böyle tabutu bir bilgi yok zaten. Mu? Biz evet evet. Şey Kuranda ama şu geçer. Der ki. Adem'in tabutu diye de geçiyor. Kuranda. Mühane Kütüphanesinde sözünü unutma. Sefine Evliya kitabının ikinci cildine gidip baksınlar. Adem'in tabutu diye Osmanlılar kayda almışlar. Ayasofya'ya geldiğini söylüyorlar. Bak bu da önemli bir bilgi. Kaynaklarda var Adem'in tabutu diye. Adem'in tabutu. Bunda kim buldu? Bunda Hamza yardımcı oğlu buldu. Hmm. Bak onu onda kaynağında Hamza. söyleyelim yani benim kendi buluşum da değil. O oradan yaptığı araştırmadan bulmuş. Ben de o kitapları okudum. Hamza'nın şey, yani orada bunun işaret edildiğini bu araştırmanız o kaynaktan mı buluyor Hamza? Tabii, tabii. Tabutu Sekine'nin işaret edildiğini. Yuşa ile ilgili araştırma yapıyorduk biz. Ben daha çok yapıyordum. Burada Edip Yüksel'in en büyük abisi. Müfit Yüksel'in en büyük abisi. Bunlar şeyinde köklü bir aile. Ondan sonra orada Süleymaniye Kütüphanesi'nde... E, görevliydi. Yıllarca daha sonra bir inzivaya çekildi oda vardı. Biz orada ararken Müştak Baba'yla ve Yuşa Tepesi'ye ilgili kitabı ne yapalım, nereden bulalım, nereye araştıralım falan derken dediler ki bize gidin bak şurada içeride bir oda var bahçenin tam ucunda. Orada dediler bir ihtiyar var. O ihtiyara gidin sorun. O size yardımcı o. Ona gittik sorduk. Orada da tanışmış olduk. <laughs> o dedi ki Sefine ve Evliya kitabının ikinci cildine gidin bakın orada aradığınızı bulursunuz. Yuşa ile bağlantılı her şey var dedi. Müsaade edersen Can, yani niye şöyle sana? bir açıklama yapayım da evet. onu halledelim çünkü canlı yayındayız. Ee, böyle yine tartışmalı <laughs> bir programda kutsal sandıktan bahsedilirken böyle canlı yayında ee, Zafer Calayolu diye bir arkadaşımız vardı araştırmacı bir arkadaş. Ee, ben dedim ki kutsal sandık hani gelmiş gitmiş olabilir falan diye. Ondan sonra e, sefine Evliya kitabının ikinci cildinde var dedim. Ee, o da gitmiş araştırmış ee, yok dedi bana. Ben de şimdi onu burada canlı yayında söylüyorum. Ben yanılmış olabilirim yani o konuda. Ha. Kutsal sandık herhalde bu akşam tartışmayacağız. Onun için bunu araya dahil tamam. edeyim dedim. Yani şeyi söylemiş oldum. Yanıldığımı söylemiş oldum. Tamam.